Dinlemekte olduğunuz bu müzik oldukça keyifli ve mod yükseltici bir tını içeriyor, değil mi? Whiplash isimli bu parça 1973'te Hank Levy tarafından bestelenmiş ve neredeyse tüm caz müziklerde olduğu gibi mutluluk verici ve insanı gevşetici tonları içerisinde barındırıyor. Bugün konuşacağımız Whiplash filmi ise bu dinletinin kafa dağıtıcı ve konfor aşılayıcı havasının aksine stres yükseltici ve gerginlik artırıcı bir ambiyansla bizi karşılıyor. Bu ambiyans filmin kimi kısımlarında oldukça yoğunlaşıyor ve bizi hiç olmadığımız kadar gergin bir psikolojinin içerisine sürüklüyor. Bir caz bestesinden ismini alan film, izleyiciye hiç de caz dinleme havası vermiyor. Çünkü bu film, mükemmel olma arzusu ve bu arzunun bedeli üzerine çok sert bir hikaye anlatıyor. Hikayemizin ana karakteri Andrew Neiman. Kendisi New York'ta bulunan ünlü Schaeffer Konservatuarı'nda birinci sınıf öğrencisi. Andrew küçük yaşlarından itibaren çaldığı bateriye yıllar geçtikçe daha büyük tutkuyla bağlanmış, bu tutkusunu da obsesif çalışma metotlarıyla beslemeye devam etmiş bir karakter. Daha filmin ilk sahnesinde baterisiyle adeta bir bütün haline geldiğini ve pür dikkat alıştırma yaptığını görebiliyoruz. Filmin ilerleyen dakikalarında kendisini çok kez görebileceğimiz bir halin içerisinde. Yaşadığı deneyimin akışkanlığına direnmeyi bırakmış ve bütünüyle o andaki eylemin gerekleri içerisinde yüzüyor. Psikolojide bu hali açıklayan bir terim var. Akış. Akış ardı ardına ve bilinçli düşünceyle başa çıkamayacağımız bir hızda kararlar almamız gereken durumlarda ortaya çıkan özel bir zihinsel hal. Akış halinde bilinç sahneyi bilinç dışına bırakır ve zaman algısı değişir. Neiman'ın da parmakları davul ve zillerin arasında ardı sıra hareketler izlerken bilinçli bir zihnin emirlerinden ziyade belli belirsiz bir sezginin komutası altında. Ne geçmişin ne de geleceğin sürtünmesinden etkilenmeyerek şimdiki zamanın içerisinde olabildiğine hızlı hareket edebiliyor. Akış hali Andrew Neiman'ın ustalaşma yolculuğunda çok önemli bir noktada yer alıyor. Günlük yaşamda pek azımızın deneyimleyebildiği bu hale erişebilmek için olmazsa olmaz bir faktöre ihtiyacımız var. Motivasyon. İlk sahnedeki çalışma ortamında da duvarda asılı bir poster kahramanımızın motivasyonunu bize açık seçik anlatıyor. Duvara sabitlenmiş posterde bateri dünyasının en iyi isimlerinden birisinin resmi var. Buddy Rich. Andrew'un motivasyonu ise yeni Buddy Rich olabilmek. Yani hikaye basit bir dille en iyi olmaya arzu duyan ve bu arzu peşinde her şeyi yapmaya razı olan genci anlatıyor. Peki bir konuda en iyi olmak nasıl mümkün olabilir? Herhangi bir konuda dünyanın en iyisi olabilmek pek makul bir istek olmayabilir. Çünkü düşünürseniz yeryüzünde farklı şartlarda milyarlarca insan var. Kimisi genetik olarak, kimisi çevre olarak bizlerden çok çok önde başlıyor. Hal böyle olunca hangi alanda uzmanlaşmayı istersek isteyelim, bizden çok önde başlayanları görmemiz daha yolun başında moralimizi bozup hevesimizi kursağımızda bırakabiliyor. Bu durumda bir konuda en iyilerden birisi olmak başlığını kendi potansiyelimizin en iyisi olmak şeklinde değiştirmek mantıklı olabilir. İşte şimdi daha çok söz söyleyebileceğimiz bir alandayız. Bir konu seçtiniz ve bu konuda kendi potansiyelinizin en uç noktasına ulaşmak istiyorsunuz. Bunun için düzenli olarak çalışmaya başladınız bile. Çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, daha fazla çalışıyorsunuz, tekrar çalışıyorsunuz ancak hala yeterli değilsiniz. Çünkü biraz daha çalışıp biraz daha prova yapmanız gerekiyor. Kendi en iyi versiyonumuza ulaşma konusunda elimizde net bir veri olmasa da herkesin bildiği bir teori var. Malcolm Gladwell'in Outliers kitabında bahsettiği üzere herhangi bir konuda kendi potansiyelimizin en iyisine ulaşmak istiyorsak 10.000 saat boyunca o konu üzerine mesai yapmamız gerekiyor. 10.000 saat. Kaba bir hesapla günde 3 saat çalışarak 10 yılda tamamlayabileceğiniz bir süre. Günde 6 saat çalışırım diyorsanız bu süre 5 yıla iniyor. Film boyunca da Neiman'ın sürekli prova yaptığını ve uzun saatler boyunca bateriyi daha iyi çalmak adına vaktini harcadığını izliyoruz. Ustalaşma konusunda ikinci not alacağımız kavram uzun çalışma saatleri diyebiliriz o zaman. Nitekim bilindiği üzere pratik mükemmelleştirir. Yaptığımız her alıştırma bizi kusursuza bir adım daha yaklaştırır. Şimdi filme geri dönelim. Andrew kendi başına alıştırma yaparken okulun prestijli öğretmeni tarafından fark ediliyor ve orkestraya dahil ediliyor. Bu andan sonra hevesi doruklara ulaşan karakterimiz yüksek motivasyonla sonradan ne kadar ızdıraplı olduğunu fark edeceği bir yolculuğa başlıyor. Filmin bu ilk evresinde kahramanımızın olabildiğine hevesli olduğunu ve hayatının yolunda seyrettiğini izliyoruz.
Hatta bu dönemde kız arkadaşı oluyor ve sosyal hayatı yoluna giriyor. Ne yazık ki hikayenin bu ılıman havası pek uzun sürmüyor. Onu yüreklendiren ve ustalaşma yolculuğunda yükseklere taşıyan karakter aynı zamanda bu yükseklikten onu yere bırakan kişi de oluyor. Kimden bahsediyorum? Terence Fletcher. Terence Fletcher filmin ana karakteri olmasa da hikaye içerisinde en tartışmalı pozisyonda yer alıyor. Film sırasında onu bir öğretmen, bir mentor gibi konumlandırabileceğiniz gibi bir akıl hastası ya da bir cani olarak nitelendirmeniz de mümkün. Saygın bir öğretmen olarak filme giriş yapan Fletcher, daha ilk provada öğrencisine aşağılayıcı ifadeler kullanmaya başlıyor. Onu değersiz hissettiriyor ve daha da kötüsü ona şiddet uyguluyor. Sahneler ilerledikçe ciddiyeti ve zalim tutumları artan karakter, gözümüzün önünde resmen bir canavar gibi yükselmeye başlıyor. Film süresince de ana gerginlik unsurunu tek başına oluşturmayı başarıyor. Peki, bir öğretmen öğrencisine bunları yapabilir mi? Ona her açıdan kolaylık sağlaması gerekirken, onu rencide edip küçük düşürmesinin bir izahı olabilir mi? Fletcher'a iyi bir öğretmen diyemeyeceğimiz kesin. Peki ama onun iyi bir akıl hocası olduğunu söyleyebilir miyiz? Disiplinli tutumu, aşağılayıcı üslubu ve delice yöntemlerinin altında mantıklı argümanlar yatıyor olamaz mı? Yoksa o hikayemizin saf kötü karakteri mi? Her ne kadar korkunç bir karakter gibi görünse de benim düşünceme göre Fletcher, şeytani bir öğretmenden çok ustalaşmanın peşinde koşan ve kendi Charlie Parker'ını arayan bir mentor. Sadece ustalaşmanın ne kadar acılı olması gerektiğini bildiği için öğrencilerini bu acıdan mahrum etmekten çekinmiyor. Satranç ustaları zihinlerini stratejik bir oyun üzerine eğitmiş insanlardır. Bir süredir dünyanın en iyi oyuncusu olan Magnus Carlsen de bir röportajında zorlu bir teste tabi tutuluyor. Tarihteki herhangi bir satranç oyunu oynatılıyor ve Carlsen de birkaç hamle ilerledikten sonra oyunun hangi tarihte kimler tarafından oynandığını hatasız bir şekilde tahmin edebiliyor. Now I'm going to play through an opening and stop me when you recognize the game and if you can tell me who was playing black. I'm sure you've seen this opening before. Okay, it's gonna be Anand. Against. Bu insanüstü görünen yeteneğin altında standart dışı bir IQ mu yoksa gelişmiş bir hafıza yeteneği mi yatıyor? Carlsen ve onun gibi satranç ustalarını özel kılan ne olabilir? 1973'te yapılan özel bir araştırma bu sırrın kapılarını aralamaya çalışıyor. Usta, amatör ve başlangıç seviyesi şeklinde gruplandırılmış oyunculardan 25 taşın yer aldığı herhangi bir satranç oyununa 5 saniye göz atmaları, sonra da taşların yerlerini eksiksiz biçimde hatırlamaları isteniyor. Usta oyuncular 16, amatörler 8, başlangıç seviyesinde olanlarsa sadece 4 taşın yerini doğru şekilde hatırlayabiliyor. Tam satranç ustalarının görsel hafıza olarak daha gelişmiş olduğu sonucuna varacakken deneyde bir değişikliğe gidiliyor ve taşların yerleri gerçek bir oyunda sıralanmayacak kadar rastgele pozisyonlara yerleştiriliyor. Bu durumda ise usta oyuncu ve başlangıç seviyesindeki oyuncuların benzer performans göstererek tahtadaki taşların yalnızca 3 tanesini hatırlayabildiği ölçülüyor. Bu deneyin çıkarımları açık. Satranç ustaları genel anlamda daha iyi bir hafızaya sahip değiller. Daha ziyade satranç oyunu sırasında gelişebilecek durumları akılda tutmada çok daha yetenekliler. Bunun sebebi de açık bir şekilde başlangıç seviyesindeki oyunculara göre oldukça fazla oyun görüp tecrübe etmiş olmaları. Binlerce saatlerini harcadıkları süreç sonunda taşları birer birer görmek yerine onları tahta üzerinde bir örüntü şeklinde okuyabilme yeteneği geliştirmişler. Belki de Malcolm Gladwell'in bahsettiği 10.000 saat mevzusu burada devreye giriyordur. Ustalaşma dediğimiz yolculuk, belki de beynin kurallara dayalı bir sistemi tek tek analiz etmekten onu bütüncül olarak okuyabilme becerisine kadar geçirdiği bir süreçtir. Fletcher ise ustalaşma sürecini bildiği için Andrew'u bitmek bilmeyen alıştırmalara ve tekrarlara zorluyordu. Ustalaşmanın tek anahtarı tekrar sayısı değil maalesef. Her tekrarın ardından gelen doğru ve yanlışlığa dair geri bildirim öğrenme yolculuğunda olmazsa olmaz noktada yerini alıyor. Neiman'ın Fletcher'ın ikazlarıyla sürekli olarak bölünen alıştırmalar yaptığı sahneyi aklınıza getirin. Dikkat ederseniz bu sahnede Fletcher'ın tek yaptığı şey geri bildirim aracı olmak.
Her ne kadar basit bir iş gibi görünse de belki de bir öğretmenin olabileceği en doğru konum budur. Yine güzel bir örnekle konuyu aralamak gerekiyor. Dünyanın en iyi tavuk seksörleri Japonlar diye bilinir. Seksörlerin görevi de ne derseniz, seri biçimde yumurtadan civcivlerin çıktığı kuluçka hanelerde hızlıca erkek dişi ayrımı yapabilmek. Tavuk seksörleri her bir civcivi eline alıp konulacağı bölgeyi belirlemek üzere hızla cinsiyeti saptamak zorunda. Ancak bu iş sandığınız kadar kolay değil. Çünkü erkek ve dişi civcivleri birbirinden ayırt edebilmek sıradan bir insan için imkansız. Japon uzmanlarsa icat ettikleri yöntemle civcivin arka kısmındaki açıklığın özelliklerine bakarak cinsiyeti hızlıca tayin edebiliyorlar. Bu tekniği öğrenmek isteyen dünyanın dört bir yanındaki kümes hayvanı üreticileri büyük bir merakla Japonya'daki cinsiyet tayini okulunu ziyaret ediyor. Ustaların yeni başlayanları eğitme metodu ise bu merak için oldukça basit kaçıyor. Usta çırağın yanı başında dikiliyor ve onu sadece seyrediyor. Çırak ise eline bir civciv alıp hayvanın gerisini inceledikten sonra bölmelerden birisine atıyor. Ustanın tek yaptığı şey ise geri bildirimde bulunmak. Evet ya da hayır diyerek. Bu etkinlikte geçen haftalar sonra öğrencinin beyni de ustasınınkinin düzeyine erişiyor ve beyni bilinç dışı düzlemde örüntüleri okuyabilecek yeteneğe kavuşmuş oluyor. Ve işin tuhaf yanı, bu uzmanlara cinsiyetleri nasıl doğru bir şekilde tahmin edebildiklerini sorduğumuzda nasıl yaptıklarına dair bir açıklama getiremiyorlar. Sadece içlerinden geçen bir sesi dinlediklerini ve doğru olanı fark etmek üzerine bir sezgilerinin geliştiğini söylüyorlar. İlginçtir, satranç ustası Magnus Carlsen de buna benzer bir açıklamada bulunuyordu. 45 minutes an hour to know what the right move. I just usually I can just feel it immediately. Filmden koptuk biliyorum ama Fletcher'ın ustalaşma yöntemlerini analiz etmeye devam ediyoruz. Ustalaşmak için bitmek bilmeyen provaların yanına ustalardan geri bildirim almayı eklemiş olduk. Fletcher da bunları sağlayarak aslında öğrencisine içten içe doğru bir yol gösteriyor ve mükemmel olma konusunda ona yardımcı oluyor. Ancak ustalaşma yolculuğu bu duraklarla son bulmuyor maalesef. En sancılı ve en zorlu durağımıza henüz varmadık. Davula damlamış ter damlaları ustalık yolunda çekilmesi gereken çalışma ve emeği temsil ederken, kana bulanmış parmaklar ise bu yolculuğun ne kadar acı verici olduğunu ya da acı verici olması gerektiğini anlatıyor. Fletcher bir sahnede Neiman'a ailesinin ne iş yaptığını soruyor. Fletcher'ın bu özel bilgileri sormasındaki amaç öğrencisini daha yakından tanımak değil, onu istediği yönde daha iyi manipüle edebilmeyi başarmak. Neiman'ın cevabından küçükken annesi tarafından terk edildiğini ve babasıyla beraber yaşadığını öğreniyoruz. Aslında hiç dikkat çekmese de baba bu hikayede önemli bir karakter olarak yerini alıyor. Andrew'un babası Jim, hayatı boyunca iyi bir yazar olmaya çalışmış ama bir türlü becerememiş birisi. Ama buna rağmen son derece şefkatli ve iyi huylu bir insan. Film boyunca da oğluna karşı her zaman anlayışlı ve uyumlu tutumlarla yaklaşıyor. Bu özellikleriyle Fletcher'ın tam tersi bir figür olarak Andrew'u karşılıyor. Jim, başarısızlıkların konuşulmadığı konfor alanını temsil ederken, Fletcher, başarısızlık canavarının yaşadığı, insanı sınırlarını zorlamaya mecbur bırakan bir bölgeyi temsil ediyor. Fletcher'ın amacı, Andrew'u anlayışlı ve kabullenici baba kucağından kurtararak kendi limitlerini zorlama cüreti kazandığı bir yola sürüklemek. Sınırlarını zorlamak. Evet, ustalaşma sanatında olmazsa olmaz kısımlardan bir tanesi de sınırlarını zorlama cesaretine sahip olmak. Herhangi bir konuda binlerce saat prova yapmanız, çalışmanızın şartlarını değiştirmeniz ve kimi zaman ekstra engelleri bile isteye tercih etmeniz gerekiyor. Bir yıl boyunca aynı ağırlıklarla çalıştığınızda mükemmel vücuda erişemeyeceğiniz gibi, yıllarca sadece bildiğiniz şarkıları çalarak çok iyi bir müzisyen olmayı bekleyemezsiniz. Ustalaşmak için kendi limitlerimize ulaşmak ve kimi zaman bu limitleri aşmak gerekiyor. Fletcher'da fark ederseniz film boyunca Andrew'a takdir edici ya da ödüllendirici tepkiler vermiyor. Kendi deyimiyle en kötü öğretmen sözcüğü aferini hiç kullanmıyor. Çünkü her ne kadar Neiman'ın yeterince iyi çaldığını bilse de aferin demenin onun limitlerine ulaşmasını engelleyeceğini düşünüyor. Tüm bu açıklamaları Fletcher ve kahramanımızın filmin sonlarına doğru olan buluşmalarında öğreniyoruz. Amacının kendi Charlie Parker'ını bulmak olduğunu ve tüm sinir bozucu davranışlarının arkasında bunun yer aldığını açıklayan bu adam,
gerçekten haklı olabilir mi? Kimi zaman kahramanımızın yerine yeteneksiz bir davulcuyu devreye sokuyor, kimi zaman da sabrını zorlayacak engeller ortaya koyuyor. Hepsi Andrew'un sınırlarını aşmada kullandığı hırs ateşini biraz daha harlayabilmek için. Dahi olmak ya da içindeki dahiyi doğurmak kolay bir mevzu değil. Kömürün yeterince baskı altında kalmadan elmas olamayacağı gibi, yeterli şartlar olmadan insanoğlunun kabuğunu kırarak içindeki mükemmele ulaşması pek mümkün görünmüyor. Filmin sonu izleyicilerin birçoğu için belirsizlik içeriyor. Neiman son sekanstaki solosuyla ustalaştığını mı ispatlıyor? Yoksa film havada kalan bir sona mı sahip? Film benim için kusursuz bir final yapıyor. Neiman Fletcher'ın orkestrasında olmayı kabul ediyor ama Fletcher'ın ona son bir test yapacağını düşünmüyor. Gösteri başlamadan daha önce hiç çalmadığı bir besteyi karşısında bulan kahramanımız bunun kendisi için bir tuzak olduğunu fark ediyor. Güç bela performansını bitiren karakterimiz acı verici deneyim biter bitmez kendisini sahnenin dışına atıyor ve konforlu alanına, babasının kollarına ilerliyor. Ancak sonrasında kararlılıkla sahneye geri dönüyor ve Whiplash'i kusursuz biçimde çalmaya başlıyor. Ustalığını tüm salona korkusuzca sergiliyor. Filmin en vurucu karesini de burada yakalıyoruz. Hikaye boyunca tek bir gülümsemesini görmediğimiz Fletcher, Charlie Parker'ını bulmuşçasına, kendi ustasını yaratmışçasına gülümsüyor. Buradan tüm ızdıraplı sürecin sonunda kahramanımızın ustalaşma yolculuğunu tamamladığını anlıyoruz. Ve filmin sonunda aklımızda tek bir soru kalıyor. Tüm bunlara değer mi?